enaniyetin insandan gitmesinin çaresi ilim değildir. Şeytanı şeytan yapan ilmidir. Şeytanı şeytan yapan ilmidir. Eğer şeytan bilmeseydi ki kendisi ateşten, öbürleri topraktan yaratılmış, şeytan olmazdı. Ama onu bildiği için Allah'a kafa tuttu. Ben ateştenim, bunlar topraktan. Niye bunlara tabi olayım dedi. İlimde hiçbir alim şeytanla başa çıkamaz. Hiçbir alim. İlim insanı ne zaman yanlıştan kurtarır? İlim değerlendirildiği zaman yanlışta. Onun çaresi de ittibadır. İttibadır. İtaattır. İtaattan sonra ittibadır. Bu olmadıktan sonra ilmi yükseldikçe enaniyeti kuvvetleşir. Enaniyet Allah'a kafa tutmaktır. Rububiyet davasıdır. Manevi rububiyet davasıdır enaniyet. Sen varsın, ben de varım. Enaniyetin manası bu. Allah diyor ki sen varsın, ben de varım. Ramazan Risalesi'nde bunları yazıyor. Yani ilim eğer bir kamile, bir büyüye, bir şeye intisap hasıl olmuşsa, değerlendirilmişse ilim o zaman faydalıdır. Yoksa ilim aynen şeytanın elindeki gibi herkesi yoldan çıkarmaya sebep olan bir vasıta olur.